Bodrum Belediyesi'nin imar affı kapsamı dışında kalan kaçak yapılarla ilgili yıkım çalışmaları bu sabah güvercinlikten başladı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın seçilmesinin hemen ardından gündeme getirdiği kaçak yapılarla mücadele seferberliği Güvercinlik Mahallesi'nden başladı. Geçen hafta bölgede ilk etapta tespit edilip yıkım kararı verilen 4 yapıyla ilgili harekete geçen belediye ekipleri, yapı sahiplerinin binayı boşaltmak için istedikleri süreyi vererek bölgeden ayrılmıştı. Verilen sürenin dolmasının ve yıkım yapılacak binanın tahliye edilmesinin ardından bugün sabah saatlerinde bölgeye giden ekiplere eşlik eden kırıcı iş makineleri ve kepçeler yıkım çalışmasına başladı. Şafak Tan Öztürk adlı vatandaşa ait binada yapılan yıkım çalışmaları sırasında belediye ekiplerine 90 civarında jandarma eşlik ederek bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı. Yıkılan binanın sahibi Şafak Tan Öztürk ise yıkım kararına başından beri muvafakat ettiklerini belirterek alınan yoğun güvenlik önlemlerini eleştirdi. Şafak Tan Öztürk yıkım anlarını sosyal medya hesabından canlı yayınlayan gazeteci Fatih Bozoğlu'na yaptığı açıklamada yıkım çalışmaları ile ilgili herkese eşit muamele olmayacağı kaygısını yaşadığını ve kendisinin her açıdan mağdur olduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı. Tabii ki buraya yıkma hakkı var. Yani sonuçta mecburen bir kararı söz konusu. Daha önce Çevre Şehircilik'in bir iptali söz konusu. Ben diyorum ki yani 3 gün içinde burayı yıkma kararı alan yıkılan devlet 10 yıl içinde bütün topralarımızla ilgili niye hiçbir şey yapmadı? Neden hiçbir şey yapmadı yani? Neden? Yani şu an bir vatandaş gidip de bir yerden telefon alsa kendi vatandaşından hıyar çıkıyor içinden. Gazetelere haber oluyor. Bizim koca tarla çıktı. Tarla hıyar tarlası çıktı. Herkes haklı. İdare Mahkemesi diyorsun haklı. Başkan haklı. Başkan Bey haklı. Ya arkadaş hepiniz haklısınız da. Ya burayı satan devlet devlet. Ya burada tapu, tapusu olmayan binlerce ev var şu an. Ve hiçbirinin imarı hiçbir şeyi yok. Ve 30 yıldır, 20 yıldır burada bir tane yıkım kararı uygulanmadı. Geldi şurada bakın. Dünyanın en iyi demiri kullanıldı burada. Dünyanın en iyi betonu kullanıldı burada. Yepyeni daha bina. Zaten yıkmakta zorlanılıyor. Yepyeni daha bina yapıldı. Geldiler, hiç kimseye kanun yok memlekette. Bir bana, Şafak'tan Öztürk'e, nasıl oluyorsa bu, hiç kimseye, şu an faaliyette olan oteller var burada. Şu an faaliyette olan birçok yeri var şu an burada. Ve bunlar onlarca belediyenin şunu bunu verdiği ruhsatlarla çalışıyorlar. Ve bunların hiçbirinde yapı kayıt hiçbir yok. Kapıları dahi yok. Yerleri bile belli değil yani. Ama bunların hepsini tanrılar kurban istediler ve kurban aldılar. Görünen bu. Genetik yapımlarla acımaz, acımayacak. Ben ise üzüldüğüm orayı burada şu an yüzlerce askerin. Ya bu nedir ya? Buna yazık günahdır. Birileri şov yapacak diye, birileri biz geldik. Yarın yıkamayacaksınız bak size söylüyorum. Yıkamayacaksınız yerlerini biliyorum bak. Yıkamayacaksınız. Yıkamayacaksınız bak söylüyorum ben burada. Yıkamayacaksınız. Şu an sizin yaptığınız... Kapının önüne gitmek zorunda ayakkabı bırakıyorsunuz. Evet hırsız girmesin diye. Ama yazık yazık. Yani 20 yıl önce karar verilen adamın mı yıkılması lazım? 10 gün önce verilen mi yıkılması lazım? Adalet diyor, hukuk diyor. Bu ülkede hukuk yok kardeşim. Ben görmedim. Bana rastlamıyor en azından. Keşke birkaç tane kargı getirip de kargılarla buraya engelleseydim. Yargıya gittim ben. Keşke kargı yetiştirdim. Ben kargı dikseydim de kargılara desen beni koruyun diye. İnşallah yarın bunu herkes adaletli bir şekilde uygulanırsa ben kendimden başta gidip onlara gözüyorum. Ama yapmazlarsa da, eğer yapmazlarsa da ben bunu elimden geldiği kadar bu saatten sonra yani bunu duyurmaya çalışacağım yani insanlara. Ama yaparlarsa, böyle devam ederse, Bodrum'dan kurtulacaksa, Bodrum'a bundan sonra bu bitecekse, bunları bilhassa benim için de bu madalya olsun yani. Öte yandan yıkımla ilgili sosyal medyada görüşlerini dile getiren birçok vatandaş, Bodrum Belediyesi'nden yıkım çalışmalarında eşit ve adil bir uygulama yapılmasını beklediklerini ifade ederek, özellikle Yarımada genelinde imara aykırılıkları dikkat çeken büyük sermaye gruplarına ait otel ve rezidans inşaatlarına da aynı muamelenin yapılmasını beklediklerini dile getirdiler. Çevreci duruşuyla tanınan Sema Höcek de sosyal medyada yaptığı paylaşımda tüm kaçaklara eşit işlemi kabul edebiliriz ama kolayı seçip vatandaşın evinden başlar, kamusal alanları, kıyıları işgal edenleri başka sezona bırakırsanız vicdanımız razı gelmez, düşünmeye başlarız ifadelerini kullandı. Bölgede 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren kaçak olarak yapılmış toplam 183 binanın olduğu öğrenildi.